Ölümcül virüsün dünyaya yayıldığı Çin'in Wuhan kentinden tahliye operasyonu tamamlandı. 32'si Türk, 42 yolcuyu taşıyan ambulans uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'na indi. Yolcular ve uçuş ekibi tek tek muayene edildikten sonra ambulanslarla karantinada tutulacakları hastaneye götürüldü. Wuhan'dan gelenler için 14 günlük karantina süreci başladı ölümcül virüsün dünyaya yayıldığı Çin'in Wuhan kentinden tahliye operasyonu tamamlandı. 32'si Türk, 42 yolcuyu taşıyan ambulans uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'na indi. Yolcular ve uçuş ekibi tek tek muayene edildikten sonra ambulanslarla karantinada tutulacakları hastaneye götürüldü. Wuhan'dan gelenler için 14 günlük karantina süreci başladı. 32'si Türk, toplamda 42 yolcu hastaneye sevk edildi. Yolcular burada 14 gün kontrol altında tutulacak. Sevk edilen 42 kişi 14 gün tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak ve 3 günde bir tetkikleri yapılacak. Yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak. Sağlık Bakanı Koca havalimanında açıklama yaptı. Koca, aileleriyle birlikte 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişi Türkiye'ye getirildi. Bu yolculuk sırasında alınması gereken tüm tedbirler yerine getirildi. Hiçbir hastamızda hastalık belirtisi olmadığı, sağlıklı oldukları doktorlarımız tarafından ifade edildi. Her hastanın bir odada 14 gün boyunca kontrolü yapılacak. Ülke olarak tedbirlerimizi erkenden aldık. Türkiye'de koronavirüsü tanısı konan hasta yok açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak inen yolcuların sağlık durumu hakkında bilgi aldığını söyledi. Uçakta bulunanlar 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak ve 3 günde bir her birinin tetkikleri yapılacak. Yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak.